Evet arkadaşlar, kovanımızın durumunu gördük ve alınması gereken önlemleri kısaca sıralamak istiyorum. Bununla ilgili sizlerin de görüşleri varsa muhakkak yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle bütün arıcıların muzdarip olduğu mum güvesi hakkında bilgi paylaşmak istedim. Bilindiği gibi mum güveleri depoladığımız peteklerin üzerinde deforme meydana getirerek peteklerimizi yiyerek kullanılamaz hale getiriyor ve zarar veriyor. Ve ayrıca zayıf olan kolonilerin mum güvesinden dolayı etkilendiği ve yok olduğu gözlemlenmiştir. Bununla ilgili bir video hazırlamaya karar verdim. Benim de bir zayıf kolonim vardı. Ha bugün müdahale edelim, ha yarın müdahale edelim derken iki katlı kovanım çöküş oldu. İçindeki bir 2-3 çıta arım vardı. Onları aldım. Başka temiz bir kovana aktardım. Ve mum güveli kovanı bıraktım. İsterseniz hep beraber hem gözlemleyelim hem ondan sonra bundan korunmak nasıl yapılır? Onunla ilgili yorumlar yapalım. Ve sizlerden de bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, kovanımızı açıyoruz. Dediğim gibi benim işlemin yolundan dolayı biraz kovanı ihmal ettim. Bu hafta bakarım ya haftaya bakarım derken zaten kovanlarıma haftada bir bakabiliyorum. Ve bu şekilde mum güvesine teslim olmuş bir kovanımız. Evet, kelebek, mum güvesi kelebeği artık uçmaya başlamış. Görüldüğü gibi arkadaşlar içinde kurt var. Şuradan çıkartalım. Artık iyice büyümüş. Evet. Gördüğü gibi mum güvesi bu arkadaşlar. Ve yüzlerce, binlerce var. Burada da var. Artık evet. İşte dediğim gibi kovanın sık olması lazım. Uçuş deliğinin dar olması lazım. Daraltılması gerekiyor zayıf kolonilerde. Zayıf koloniler muhakkak güçlendirilmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık mum güvesine istila olmuş. Evet. Hemen hemen bütün çıtalarda var. Bu iki katlı kovanımdı benim. Biraz şey yapmakta zorlandım. Şurada göstermek istiyorum. Şurada görüldüğü gibi kuluçka halini almışlar. Bunların hepsi birer kelebek olacak. Çıkacak. Sonra yumurtlayacak. Tekrar döngü devam edecek. Yani hemen hemen bütün işte zarar verdiği petek, arı larvaları bitik durumda. Bunları artık hiçbir şekilde kullanamayız. Eriterek kalıp mum haline getirip yerine yeni petek alacağız veyahut da kendi peteğimizi eriteceğiz. Yapmış olduğumuz, daha önceki videolarında paylaşmış oldum. Evet, içlerinde yüzlerce var. Ufak ufak, kameradan gözükmeyebilir. Yapmış olduğum petek dökme aparatıyla kendi peteklerimi yapacağım. Evet. Görüldüğü gibi. Evet, kelebek. Bütün hepsi geziniyor şu anda.
Artık bunları bir an önce eritip geri dönüşünde kullanacağız. Evet. Dikkatsizliğimizin sonucu bu şekilde zarar veriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mum güvesinin kovana vermiş olduğu tahribatı hep beraber gözlemledik. Bununla ilgili alınması gereken önlemler nelerdir onları sıralamak gerekirse ve sizlerin de bu konu hakkındaki önerilerinizi muhakkak yorumlar kısmında bekliyorum. Yani bu konuları sıralamak gerekirse ilk başta kovanımızın temiz olması gerekiyor. Özellikle taban kısmının ve kovanda çatlak, yarık olmaması gerekiyor. Sebebi ise mum güvesi, kelebek olan mum güvesi arıların ulaşamayacağı noktalara yumurtlayarak buralarda larvaların oluşmasını sağlıyor. Çünkü arılar oralara ulaşamadığından dolayı temizleyemiyor onları. Ve bir diğer konuda çıtalarımızın kesinlikle tabana basmaması gerekiyor. Çıtaların tabana bastığı zaman mum güvesi oraya yumurtluyor ve orada yumurta kendini geliştirerek kurt haline geliyor ve peteklere zarar veriyor. Buna mümkün olduğu kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çıtanın tabandan 2 ya da 2,5 santim mesafeli olması gerekiyor. Arı içerisinde rahat, altında rahat hareket etmesi için ve temizliğini yapabilmesi için. En önemli konulardan bir tanesi de zayıf kolonilerin muhakkak güçlendirilmesi gerekiyor. Zayıf koloniler her zaman bu tehdide açıktır. Ve o yüzden güçlendiremiyorsak da uçuş deliklerini dağıtmamız gerekiyor. Bilindiği gibi mum kelebeği akşam uçuyor. Akşam uçup kovana girmeye çalışıyor. Ve kovana uçuş deliği zayıf kolonilerde geniş olduğu zaman arılar müdahale edemeyecek. Bu tehlikeyi savamayacağından dolayı kovanın içine girip yumurtasını bırakacaktır. Güveye girdikten sonra da az güvelenen petiklerimizi temizleyerek güçlü kolonilere verebiliriz. Güçlü koloniler bunları temizleyerek kullanılır hale getirebilir. Eğer peteklerimiz çok eski ise bu petikler alarak eritip külçe mum haline getirip ham petek aldığımız firmaya vererek yerine ham petek alabiliriz. Veyahut da daha önceki videomda paylaştığım gibi kendimle silikon kalıplı yaptım. Orada da üretim yapıp kendimiz kullanabiliriz. Özellikle arının gezmediği boz çıtalar alıp bunları kovandan almamız gerekiyor ve depolamamız gerekiyor. Ya da güçlü kolonilere vermemiz gerekiyor. Çünkü bu her zaman bizim için tehlike arz eder. Mum güvesi polen ve eski larva, arı larvaların gömleklerinin bulunduğu peteklerde besin ihtiyacını karşılarlar. O yüzden kovanımızda her zaman için eski kararmış petekleri bulundurmamamız gerekir. Bunlar her zaman bizim için dezavantajdır. Yani tehlike arz eder. O yüzden bunları kovandan uzaklaştırmamız gerekir. Olarak toparlamamız gerekir ki her zaman için söylenen, her türlü hastalıklar için söylenen durum söz konusu. Her zaman güçlü kolonilerle çalışmak, arının istediği kadar petek vermek, boş petekleri kovandan almak. Arı çünkü her tarafı hükmetmesi gerekiyor. O yüzden mümkün olduğu kadar arımız sık ve güçlü kolonilerle olması gerekiyor. Umarım videom hoşunuza gitmiştir, faydalı olabilmişimdir. Eğer bununla ilgili başka önerileriniz varsa kanalımın altına yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Ne diyoruz? Bilgiler paylaştıkça güzeldir. Bilgiler paylaştıkça çoğalır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.